Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu salise aşere min mukaddimeti ithafil murid. İthafil muridin mukaddimesinin bugün 13. dersini okuyoruz. Tabi alt okumaya Muhyiddin Abdülhamid okumaya devam ederiz. Bak, yukarıyla istibati olan yerleri yukarıda tekrar ederiz. وَالَّذ۪ي تَتْمَئِنُّ اِلَيْهِ النَّسُّ مِنْ هَذِهِ الْمَزَاهِبِ. Bu mezahiblerden, yani iman nedir, tesir kalbidir, ikrar-ı lisanidir, amel-i cevarihdir, bunların birkaç tanesidir, neyse dört mezhep vardı. Beş mezhep vardı. Bu mezheplerden nefsin mutmain olduğu şey ennel imane huve testiku vahdehu. İman nedir? İman yalnız tesdiktir. Ne ikrar-ı lisan imanın bir cüzidir, ne amel-i cevarih imanın bir cüzidir. Sade tesdik imandır. Kema zehbe ileyhi muhakkikul eşaireti vel maturidiyyeti. Muhakkikul eşaire maturidenin zehab ettikleri, destekledikleri mezheb görüşte budur. Ve yu'eyyidu hazel mezhebe vücuhun. Bu mezheb birkaç vücuh ne ediyor? Birkaç vücuh, birkaç delil bu mezhebi takviye eder. Peki, وَالَّذ۪ي تَتْمَيْنُوا اِلَيْنُ نَفْسُ مِنْ هَذِ الْمَزَّابِ اَنَّ الْاِمَانَ وَتَسْخُ وَحْدَهُ. O beş mezheb geçti ya dünkü derste. اَوَّلُهَا الْمَزَّبُ سَنِ الْمَزَّبُ سَارِجَ الْمَزَّبُ رَابِيَ الْمَزَّبُ الْخَامِسُ. Onlardan birincisi. Bakın, اَوَّلُهَا وَهُوَ الْمَزَّبُ جُمُرِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْاَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِدِيَّةِ. Muhammed, hoş gördünüz. Şimdi bu mezhebi tesdik eden görüşlerine onlara bir bakalım. Acele etmeyelim. Ahaduha, o vücuhlardan birisi. Ve kad eşare ileyhi şarihu. Şarih de buna ne etmiş? Şarih Abdüsselam da buna işaret etmiş. Şimdi bu birinci veci bitirelim. Bir bakalım. Şarih Abdüsselam'a bakalım. Nerede buna işaret etmiş? Oldu mu? وَقَدْ اَشَارَ اِلَيْهِ شَارِحُ اَنَّ اِسْتِعْمَالَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ Kur'an-ı Kerim'in istimali فِي عِدَّةِ آيَاتٍ Çok ayetlerden. Bir de وَاِسْتِعْمَالَ الْحَدِيسِ اَيْدَنْ Hadisin istimali. Hem Kur'an-ı Kerim çok ayetlerinde hem hadisin istimali. Bu ikisi cereya cari olmuşlar. عَلَى اَنَّ مَحَلَّ الْاِيمَانِ وَالْقَلْبِ İmanın mahalli kalp olduğuna dair cari olmuşlar. Yani birkaç ayet, öyle değil mi? Birkaç hadis, burada hadis demiş, bir tane değil. Delalet ediyorlar ki, Kur'an'ın mahalli nedir? Kur'an'ın mahalli kalptir. Şey diyorum, imanın mahalli nedir? Kalp. Demek ki iman nedir? Tesdikul kalp fakat. Peki hele o ayetlerden bize birkaç tanesini getir. Öyle değil mi? Dur getireyim. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْا۪يمَانَ Ayet ketebe mi? Kutube mi? Yanlış okuması. Ketebedir Allah bana. اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْا۪يمَانَ Onlar Allah-u Zülcelal kalplerinde imanı yazmış. Demek bak kalplerinde imanı yazmış. Ne anlaşılıyor? İman kalbin neyidir? Tesdiktir. Ve kâle subhânehu lemmâ yedhulil imanu fî kulûbikum. Lemmâ yedhulil imanu fî kulûbikum. Bak diyor, iman kalbimize girmemiş. Demek iman yeri kalbdir ki kalbin duhulundan iman nefedir. وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُمْ
İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil imani. Ammar Yasir hadisesinde bu ayet nazil olmuş. İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil imani. İkrah edilen kişi ki kalbi imanla mutmaindir, o kafir olmaz. Demek ki iman yeni kalbin itminani önemlidir. Peki ayetler budur. Hadis nedir? Hani yukarı dedi ya ve isti'mal el hadisi müfred yetmiş. Bakalım buradan bir örnek getiriyorsa demek müfred murad. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme sebbit kalbi ala dinike. Dememiş sebbit lisani, dememiş sebbit cevarihi, sebbit ne demiş? Kalbi. Bak hadis bir tane getirmiş. Demek yukarıdaki o müfred olan hadisten müfred murad. فَدَّلَّتْ هَذِهِ النُّسُوسُ فَدَّلَّتْ delalet etmiş هَذِهِ النُّسُوسُ bu nususlar delalet etmişler وَنَزَائِرُهَا bu nususların nezairleri delalet etmişler عَلَى اَنَّ الْاِمَانَ فِيَلُ الْقَلْبِ عَلَى اَنَّ الْاِمَانَ fi'lul kalbi. İman fi'lul kalb. Ala ennel imana fi'lul kalbi. İman kalbin fi'li olduğuna dair, imanın yeri kalb olduğuna delalet ediyorlar. Ve leyse fi'lul kalbi illa tesdik. Bir de ise fi'lul kalb demiş. Tesdik dememişler. Diyor fi'lul kalb zaten tesdiktir. Tesdikten başka fiilul kalp ne olabilir? Yoktur. Oldu mu? وَلَا يَجُوزُ لِقَائِلٍ اَنْ يَقُولَ yani bir kailin böyle demesi caiz değil. وَلَا يَجُوزُ caiz değil. لِقَائِلٍ herhangi bir kail için اَنْ يَقُولَ desin. اِنَّ الْمُرَادَ فِي هَذِهِ النُّسُوسِ بِالْاِيمَانِ bu nususlardan imandan murad huvel imanul lugaviyyu. Huvel imanul lugaviyyu. Bu nususlardan ki imandan murad imanı lugavidir, biri bunu diyemez. Ve la yecüzü liqailin en yekule innel murade fi hazi nususi bil imani vel imanul lugaviyyu. Yani bu nususlardaki imandan murad bizim bahsettiğimiz imane şer'i, imane istilahi değil. İmane nedir? Lugavidir. Ve yüsellemu kabul edilir ennel imane lugaviyye ve tesdiku vahdehu ve mahlu el kalbu. Bu kabul edilir. Yani kendine o kal diyor. Bu nususlardan geçen iman, imane lugavidir. İmane lugavinin yalnız tesdik olması, mahalli kalb olması bu kabul edilir. Bu ne yapılır? Kabul edilir. O zaman فَلَا يُنَافِ اَنَّ الْاِمَانَ الشَّرْعِيَّ يَشْتَمِلُ عَلَى الْاِقْرَارِ اَوْ غَيْرِ فَلَا يُنَافِ اَنَّ الْاِمَانَ الشَّرْعِيَّ o yani imane kalbinin tesdik, imane lugavinin tesdik olması, imane lugavinin mahalli kalb olması فَلَا يُنَافِ اَنَّ الْاِمَانَ الشَّرْعِيَّ يَشْتَمِلُ عَلَى الْاِقْرَارِ اَوْ غَيْرِ imane şer'i, ikrar ve ikranın gayrisi amelul cevarihe de şamil gelir. Buna münafi değil. İmanı lovun yeri kalp olabilir. İmanı lovavi tesdiki fakat olabilir. Ama diğer taraftan imanı şer'i ile beraber ikrar veya amelul cevarihe olmasına münafi değil. Ala ennehu cüzünü hakkati. Bak. Fela yunefene limanı şer'i yeşem'i alel ikrar yahu gayri. Ala ennehu o ikrar veya gayri ikrar cüzünü hakkati. İkrar gayri ikrar, iman-ı şer'inin cüz'ü olması üzerine iman-ı şer'i onlara da şamil gelse buna münafi değil. Bir kail diyor bunu diyemez. Bir kail bunu diyemez. Niye? Yani bu ayetlerdeki imandan murad iman-ı lugavi olduğunu bir kail bunu iddia edemez. Niye? لِأَنَّا نَقُولُ لِأَنَّا نَقُولُ اِنَّ الْاِيمَانَ مِنَ الْاَلْفَازِ اللَّتِي نُقِلَتْ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ ila manen maksusi.
لأننا نقول إن الإيمان من الألفاظ إيمان من الألفاظ التي نقلت في عرف الشرعي إيمان و ألفاظ ذلك عرف الشرع دان نقل المشلر إلى معنى مخصوص مخصوص معين bir manaya şimdi diyor örf-i şer'de bir takım elfazlar belli manilere nakledilmişler onlara maruf olmuşlar onlardan meşhurmuşlar iman onlardan biridir yani nakulu innel iman min el elfazi lati nuqilat fi urf-i şer'i ila ma'na mahsus feyecibu an yuhmala lafzuhu فيجب أن يحمل لفظه على هذا المعنى في خطاب الشرع. فيجب واجب أن يحمل لفظه حمل السنة. أن يحمل لفظه إيمان لفظي على هذا المعنى. هو معنى زنا في خطاب الشرع. خطاب الشرع ده بمعنى حمل إدل مالي. Yani ayetler, hadisler hitab-ı şer değil mi? Hitab-ı şerdir. İman, örf-i şerde belli bir mana nakledilmiş mi? Edilmiş. O zaman hitab-ı şerde, ayette, hadiste, bunlar lugavi şeyler değil. Hitab-ı şerde iman nakledildiği zaman hangi manaya örf-i şerde nakledilmişse ona hamledilmeli. Oldu. Tekrar ediyorum. لَنَا نَقُولُ اِنَّ الْاِيمَانَ من الألفاظ التي نقلت في عرف الشرع إلى معنى مخصوص. إيمان معنى مخصوص نقل edilmiş فيجب أن يحمل اللفظ إيمان اللفظ على هذا المعنى. Bu معنى üzerine في خطاب الشرع. خطاب الشرع bu معنى حمل edilmelidir. Öyle değil mi? Lugav معنى falan aramayız. Demek ki iman tesdik-i vahdehu olduğunu takviye eden, teyit eden birkaç ne var? Birkaç vücuh var. O vücuhlardan biri Kur'an'ın neydir? İstimalidir dedik. Kur'an'ın istimalidir. Peki dedik, şarah bu mezhebe ne etmiş? Yani iman tesdik-i fakat olduğuna dair. Mahalli kalb olan dair ve kad eşşare ile şarihü dedik değil mi? Hele bir yukarıya bakana Abdüsselam'a şarih neresinden bu anlaşıldı. Ve fussilel imanu ey haddev cumhurul eşaireti vel matudiyeti ve gayri ve gayruhum yahut da ve gayrihim bir tesdiki yukarı bir bakın bir tesdiki mahudi بالتصديق المعهود شرعا şimdi 54'e bakın dördüncü sayfa gördünüz mü? 53'ün sonuna bakın. El kulfu bi tahkif fakile şartun fi zer ahkam el mu'minine dünyaviyet aleyhi lianne tesik el kalbiye ve nikane imane. Gördünüz mü? Evet. 54'ün birinci saatleri. لأن تصديق القلبية وإن كان إيمانًا بقى تصديق القلبي هل نقدر إيمان أويسا إلا أنه باطن خفي فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتنعتبي تلك الأحكام هذا فهم الجمهور وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعزل المعنى ولا لإيبان بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع دنيويته أولو بقى شارة orada bu mezhebe neydi? İşaret etti. Gördün mü Ahmet Kur? Evet. Sen anladın mı? Anladım. Bak orada diyor iman nerede tesdik-i kalbidir? O nutuk ahkam-ı dünyevinin icrasının şahididir. Bunu öğrendik mi? Evet. Ha, şimdi aşağı gelen devam edelim unutmayın. El veşhü sani ve eşare ileyh şarihü eyden. Şarih buna da ne etmiş?
Şimdi nereye işaret etmiş? Dursun bir bunu okuyalım. Bakalım bu nedir? Şarih ne diye işaret etmiş. Ennehu subhanehu ce'alel imane şerten sihatil a'mali. Allah-u Zülcelal imani amellerin sihatine şart kılmış. Ce'alel imane şerten sihatil a'mali. Nerede? Fî nahvi kavlihi celle zikrum. Ve men ya'mel mines salihati, kim salih amel işlerse, hal hal ve huve mu'minun. Mu'min olduğu halde işlerse. Demek mu'min olduğu halde işlerse ameline değer biçilir. Öyle değil mi? Pek biri deyse tamam, burada anlaşıldı ki iman salih amellerin neydi? Salih amellerin şartıydı. Salih amelleri neydi? Şart. Diyor ve nahnu nafta anne şart gayrül meşruti. Biz bunda kesin biliyoruz. Şart meşrutun gayrisidir. Şart ne? Meşrutun gayrisidir. Şartla meşrut aynı olabilir mi? Abdest namazının şartıdır. Abdest ayrı, namaz ayrı. Oldu mu? Ha. Tekrar ediyorum, diyor el-vecusan ve şer ile şer'u ida enne subhanehu ve ta'ala cellelen ce'alel imanı şer'in sihatil amali finnehu kavli ta'ala kavlihi celle zikru ve men ya'mel mines salihati ve hum mu'minun ve nata enne şer'te gayrun meşruti. O zaman amel iman değildir. Bak, iman neyin şartıdır? Amel-i salihin şartıdır. O zaman iman ari, amel ari. O zaman amel imanı bir cüz'i değildi. Ve haza bu söylediğimiz imanın amel-i salih şart olması yeslahu li raddi ala men ce'alel imane huve ta'ati. O kimseler ki diyorlar iman, iman nedir? Taatlerdir. Vahdaha. İman sade taattir. Onu da reddediyor. İman taat olsaydı nasıl iman taatın şartı olur? Ev ma tesdiki vel ikrari. Bazıları diyorlar tesdiki kalbi, ikrari lisanıyla beraber amel-i salihler de nedir imandır? İmanın bir cüzidir. Onu da reddediyor. Şart olmuş ya. İman amel-i salihinin şartıdır. Öyleyse iman amel-i salihinin alakası yok. Biri birinin aynısı olamaz, biri birinin cüz'i olamaz. Bunlar ne reddedildi? İman, ameller imanın aynısı veya ameller imanın bir cüz'i diyenler bu meselede ne edildi? Reddedildi. Oldu mu? Peki iman, amelların neydir? Şartıdır. Hele bir buna da bakalım yukarıda. Bir 56'yı açın bakalım. 55 mi, 56 mı? Eli altı açın. Üçüncü satırsın ki aynı mı bilmiyorum. Gördünüz mü? Ve üçüncü satır. Ve lil icma'i ala ennel imane şartun lil ibadati ve şartun muhayyun lil meşruti. Gördünüz ne de işaret etmiş. El-veşhü salisu ennehu subhanehu ve ta'ala esbetel imane limen tereke ba'del a'mali. Amellerin bir kısmını terk eden, yapmayana da iman ispat etmiş Allah-u Zülcelal. Nerede? Hani biz neyi pekiştiriyoruz burada? İman tesdik yalnızdır. Hep onu takviye etmiyoruz. Ha, bak birinci vacı bunu takviye etti, ikinci vacı etti, üçüncü vacı da. Esbetel imanı limen terke ba'dil amali. Amellerin bir kısmını terk edene iman ispat etmiş. Demek amel iman değildir. Amel iman olmuş olsaydı, amelin terkiyle iman ispat edilemez. İman da giderdi. Nerefina kavlihi subhanehu ve in taifetani minel mu'mini nektetelu. Eğer mu'minlerden iki taife dövüşseler. İhtital, katil yapmak günah değil mi? Günah. Bak bu günahı kimler işliyor? Mu'minlerden iki taife. Bak
hem bu günahı işliyorlar, hem mümindiler. Bu günahla beraber onlara iman var. Öyle değil mi? Ayetin sonuna kadar وَلَوْ كَانَتِ الْاَعْمَالُ جُزْءًا مِنْ حَقِيقَةِ الْا۪يمَانِ وَلَوْ كَانَتِ الْاَعْمَالُ جُزْءًا مِنْ حَقِيقَةِ الْا۪يمَانِ Eğer ameller imanın hakikatin bir neyi olmuş olsaydı, cüzleri olmuş olsaydı, لَنْتَفَتِ الْحَقِيقَةِ O zaman imanın hakikati yok olurdu. Bir intifai cüz-i minha, bir cüzün intifasıyla ku ameldi. Olum olmadı. وَيُوْخَزُ هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ اِيْدًا Bu da şarihin kelamından anlaşılıyor. Yani ima, amel, imanı bir cüz-i olmadığına dair. Amelsiz de iman olabileceğine dair müsannefin kelamından alınabilir. Bir bakalım müsannefin kelamına bu neden geçiyor. Şimdi 55 sondan ikinci satır. Velin nususi daveti. Gördünüz mü? Bak 55'i açın. 1, 2, 3, 4, 5. satırın hemen ortası. Velin nususi daveti. Nusul neye delalet ediyorlar? Alal evamir ve nevahi. Bak evamirlere, nevahilere delalet ediyorlar. Bazı ispatı imandan sonra nususlar evamir nevahilere delalet ediyorlar. İmandan sonra. Bu neyi gösteriyor? Demek evamir nevahiler yani bir takım fiillerin terkine, bir takım fiillerin yapılmasının emri ne zaman yapılıyor? İmandan sonra. Bu neyi gösteriyor? Demek fiiller, ameller imanın bir cüz'i değil. İmandan sonra daha yeni fiillere fiillerin yapılmasına veya terkine emir yapılıyor. وَلِنْ نُسُسِ دَارَةِ عَلَى الْاَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ بَعْلِ اِسْبَاتِ الْا۪يمَانِ كَقَوْلِ تَعَلَى يَا اِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا Ey iman edenler! Oruç sefa kutibe aleykumu siyamu bak. Ey müminler diyor oruç sefa zordu. Bak demek müminlere hitap ediyor. Demek iman orucun önce de var. Demek amel imanın bir cüz'i veya amel imanın kendisi değil. Bunu öğrendik mi? El-Vecul Hamisu, beşinci vece, ennehu subhanehu kad atefel e'mâle alel imani fi kesiri minel ayat. Çok ayetlerden Yüce Allah amelleri imana atif etmiş. Minha o ayetlerdendir. Kavluhu Teala innellezine amenu amilu salihati bak ve amilu salihati amenu üzerine atif etmiş. Kanet lehum cennatul firdevsi nuzula. Biri derse tamam ameller imana atif edilince amel imandan olmadığı biliniyor mu? Diyor evet. Ve la şekke ennel asla asır en yekunel matufu gayril matufu aleyhi. Asıl matuf, matuf aleyhinin gayrisi olmalı. Matuf, matuf aleyhisine muğayyere olmalı. فَلَا يُعْتَفُ اَحْدُ الْمُتَسَاوِيَنِ عَلَى الْآخَرِ İki mutesavi, iki muteradif elfazdan biri diğerine atıf yapılmaz. Biri derse tamam, bununla iman amelin aynısıdır diyenler reddedildi. Ama amel imanın bir cüzidir. Aynısı değil bir cüzidir. O da reddedildi mi? Evet. Yor ve la yu'tefu cüz'u şey'i ala kullihi. Bir şey cüz'i kulüne de atıf yapılmaz. Öyleyse iman, amel imanın bir cüzidir. O da ortadan kalkmış oluyor. Ve kad eşare şarihu ila hazel ve şeyden. Ve kad eşare şarihu İlâ hâzel veşi eyden. Şare buna da ne etti? İşaret etti. Peki buna neden işaret etti? Hele bir gidelim bakalım. Bak demin okuduğumuz velin nususi daleti
alel evami vel nevahi ve li nususi daleti ala ennel imane vel e'male emrani yetefarekani. İman ile ameller birbirinden ayrılabilen iki emredildi. Ke kavli teala ellezine amenu ve amilus salihati. Bak burada atef bildiriyor ki iman âli, amel âli. Elhamdülillah. Yehdikumullah ve yuslihu bâlekum. Ve alennel imane vel maasi kad yeştemi'ani. Ke kavli teala ellezine amenu ve lem yelbisu imanın bir zulmü. Bak iman ile maasiler ko zulmle imanı örtmek bir arada cem ola biliyorlar. Oldu mu olmadı? Bunlar gösteriyorlar ki demek ki bak birinci ayet atıf gösterdik iman ile amel ayrı şeyler. İkinci gösterdi ki masiyet ile iman bir yerde olur. Öyleyse amel imanın aynısı da değil bir cüz'i de değil. O da buradan anlaşıldı. Tamam. Bunları işaretlerseniz iyi olur. Sonra zorlanırsın. وَقَدْ اَوْرَدَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الطَّاعَةِ مِنَ الْا۪يمَانِ. Hani taat imandan değil, iman sade tesliktir diyenleri beş vece onu neydi? Tesdik etti. Beşine bitirdi. وَقَدْ اَوْرَدَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الطَّاعَةِ مِنَ الْا۪يمَانِ. Taatler, ameller imandandır. Onlar varid etmişler vücuhen. Birkaç veci varid etmişler. İstedellû biha. Onlarla delil getirmişler. Onlarla ne? Delil getirmişler. Nera biz uygun görüyoruz ki enneskureha. Biz onları ne edelim? Zikir edelim. Leke sana. Eydem. Nasıl amel imandan değil, iman sade tesliktir. Onunla ilgili vücurları zikir ettik ise taatler imandandır. Bununla ilgili zikredilen vücurları da size zikretmeyi uygun görürüz. Nere enneskureha leke eyden. Diğer vücurlar değil, bunları da zikretmeyi rad ediyoruz. Bak. Nere enneskureha leke ve nübeyyine ma fil istidlali biha min halelin. Ve nübeyyine beyan edelim. Ma fil istidlali biha. O vücurlarla istidlal getirilirken oradakini orada olan şeyi de beyan edelim. Min halel. O da nedir halel? Yani o vücurları diyor sana zikredeyim ve o vücurlardaki halel, o vücurlardaki sıkıntıyı da sana zikredeyim. Bak, iman sade tesliktir. Amel, ikrar, imanın aynısı cüz'i değildir. Onunla ilgili beş veç getirdi. Hiçbirinde halel olduğunu söylemedi. Bu sefer ameller imandandır. Bunu takviye eden vecileri getirir. Ve onlardaki halali de ne ediyor? Zikir ediyor. Ve nübeyyünü ma fil istilal biha min halalin. Niye? Litekun. Niye sana o vücurları da getirir? O vücurlardaki halali de getirir. Litekune ala basiretin tammetin fi hazil meseleti. Ta ki bu meselede sen tam bir bilgi üzerine olasın. Tam bu meseleye vakıf olasın diye. Kuvvetli mezhebi vücurlarıyla beraber zikir ederken diğer zayıf mezhebi de vücurlarıyla beraber ve vücurlardaki halali de zikretmek suretiyle ortaya diyor, koyuyorum sana. Kalu, önce vücurlara başlayalım. Niye ameller imandandır? Şimdi vücurları başlarken her bir vecihinin de halalini ne ediyor? Yanında beyan ediyor. Önce vecihi zikrediyor, sonra halali ne ediyor? Beyan ediyor. Ve yücabı ve yücabı sona kadar devam ediyor. Burada durarlar. Nefâkumullâhu nef'en mubînâ.